Üçümüz Henry, Fred ve ben, Luvisiens'teki bahçede oturuyoruz. Henry, bu sıradan bir bahçe değil, gizemli, anlam yüklü, dedi. Bir Çin kitabında bir krallıktan gökle yer arasında asılı göksel bir bahçeden söz edilir. İşte oradayız. Yeniden gece gezintiler. İki kuleli konağı gösteriyoruz Henry'ye. Ay ışığında kesin çizgilerle beliriyorlar. Bu eve hiç girmediğimi söylüyorum ona. Yine de nasıl döşendiğini, lambireli duvarları, duvarların içinde de gizli çekmeceleri, gömme dolapları, raflarıyla kuledeki odanın neye benzediğini biliyorum. Çok yakınlarda teyzem bana büyük babamın babasının devrimde Haiti'ye gitmek için Fransa'yı terk eden, sonra da New Orleans'a ilk demir yolunu kurduğu Küba'ya giden büyük babamın babasının el yazması günlüğünü getirdi. Anjou'daki şatolarının betimlemesi bu konağın tümüyle aynı bir örneğiydi. Teyzemin çektiği fotoğrafta öyle. Teyzem kulelerin içini ve mobilyaları anlattı. Her şey dönemin zevkine uyuyormuş. Ama bunu nasıl bilebilirim? Soya bağlı bir anı mıydı bu? Louisiane kasabası uykuda. Biz geçerken köpekler havlıyor. Henry dinliyorum. Kuşkusuz iki Henry var. Bazı kadınlar karşısında kendini kaba saba ve sert gibi gösteriyor başkalarıyla saf bir romantizme bürünüyor. June geri planda bir dans kulübü bile olsa ona önce bir melek gibi görünmüş. Tutkunun esir düşürebileceği bir insan gibi görüyorum şimdi Henry'yi. Ancak bana anlattığı tüm öykülerde erken önce davranan kadın olmuş. Hatta orospularda sevdiği yanında bu olduğunu itiraf ediyor. İlk karşılaştıkları akşam onun omzuna başını koyan Ondan kendisini öpmesini isteyen June olmuş. Henry'nin sertliği tümüyle dış görünüşte. Yine de tüm yumuşak başlı, edilgen insanlar gibi onu alçaklaştıran bir zayıflığa kapılarak tam anlamıyla iğrençlikler yaptığı oluyor. Ayrılıkları kaldıramadığından bir kadını en acımasız biçimde terk edecektir. Yine de tüm hareketlerini enerjisinin fırtınalı içgüdüsel akımı yönlendiriyor gibi bir insanın bunca duyarsızlık gösterebileceğine inanamıyorum. Bununla birlikte başka yasalara göre ilkel bir yaşam. Benim bildiğim geleneklerden ayrı başka kabile geleneklerine göre bir yaşam sürdürüyor gibi. Hiçbir şeye saygı duymuyor yaşamak. Bana bir kez Cun'un yaşam ritmini ancak bir melek ya da bir şeytanın yakalayabileceğini söylemişti. Bu kendisi içinde geçerli. Fırtınaları, depremleri, deniz baskınları, kör iştahlarıyla doğa öte yandan köpeğe bittiğinin yarısını veriyor, dünyayı daha geniş kılıyor ve neşe getiriyor. Bu dağınık, etkilenebilir adam şimdi kitabından söz etmek için derin düşüncelere dalıyor. Söyleşilerimizin coşturucu yansımaları var. Düzensiz yaşamı, merakı, ahlak tanımazlığı, duygusallığı kaba şakalarıyla yüzlerce cilt doldurulur. Durgunluk nedir hiç bilmiyor. İçe dönüş mutlaka natür mort demek değildir. Bu etkin bir simya da olabilir. Henry heyecanı ortaya çıkarıyor. Niçin dünyada bir iz bırakmak istiyorum diyor. Bu sabah yeni kitabının akrep dönencesi ilk sayfaları elime geçti. Ne sayfalar ama. Tıpkı kendisi tüm gücüyle bu sayfalarda. Her sözcüğün ağırlığı var. Ne görkem. Bir akşam Henry, Margaret ve ben kahvede konuşuyorduk. Henry ruh bilimle ilgili sorular sorana değin dereden tepeden konuşuyorduk. Yıl boyunca tüm okuduklarımı, Doktor Alendi ile tüm görüşmelerimi, bu konuda benim keşfettiklerimi, kendi kuramlarımı, her şeyi şaşırtıcı bir coşku ve güvenle anlattım. Tüm bunlar yazgı konusuna bağlanıyordu.'' Yazgı diye anlamlandırdığımız şey gerçekte karakterimizdir ve karakter değişebilir. Eylemlerimizden ve tutumumuzdan sorumlu olduğumuzu bilmek ille de cesaret kırıcı değildir. Çünkü bu yazgımızı değiştirebileceğimiz anlamına da gelir. Duyguları oluşturan geçmişe, bir ırka, bir kalıta, bir ortama kimse boyun eğmemiştir. Tüm bunların bizi nasıl biçimlendirdiğini incelemeye cesaret edersek değişebilir bunlar. Henry sözümü kesti. Ne doktor Alendi'nin ne de sizin sözlerinize inanıyorum. Onu ancak bir kez gördüm. Ama kaba, kösnül, donuk bir adam. Gözlerinde de bir bağnazlık var. Size gelince, işte söyledikleriniz bana öyle açık ve hoş, öyle berrak geliyor ki basit ve doğru gibi görünüyorlar. Sizin zekanızdan çekiniyorum. Şemalarınız büyüleyici, her şey yerli yerinde. Bu açık ve inandırıcı, çok açık görünüyor.'' Bu arada siz neredesiniz? Düşüncelerinizin aydınlık yüzeyinde değilsiniz. Hayır, daha karanlık bölgelere dalmışsınız. Öyle ki tüm düşüncenizin algılandığı sanılıyor. Bu aydınla tümüyle kendinizi bıraktığınız düşünülüyor yalnızca. Ancak katmanlar ve katmanlar var. Dipsiz, araştırılamaz bir kuyu gibisiniz. Berraklığınız bir tuzak. Ben de en büyük karmaşaya, en büyük kuşkulara, en büyük belirsizliklere yol açan sizin düşünceleriniz. Margaret sakince ekledi. Öyle geliyor ki size kesin bir şema veriyor sonra sizinle dalga geçmek için ondan vazgeçiyor. Evet tümüyle öyle diyor Henry. Gülmeye başladım. Ancak Henry'nin bana birden saldırabilmesi, beni birden eleştirebilmesi düşüncesi beni yaralamıştı. Savaş, aramızdaki savaş kaçınılmazdı. Henry Margaret gittikten sonra da kaldı. İşte her zamanki gibi davrandım. Aklımda olmayan şeyler söyledim. Doğruyu söylemek gerekirse sözleriniz beni etkiledi. Bir şeyin böyle özüne indiğinizi hiç görmemiştim. Alendi'nin başardığı şeyi kıskandım. Bana bir şeyler öğretebilecek bir kişiye karşı şiddetli ve sapkın bir nefrete kapıldım. Bana bir dünya açtınız. Ancak bu Alendi'den geldi. Açıklaması bana inandırıcı gelmedi.'' Ben de ruhuma sızmayan yalanlarla çevriliyim. Sanki yalnızca başkalarını uyutmak için yalan söylüyorum. Hiçbir zaman benim bir parçam olmayan yaşamsal bir yalan söylüyorum. Giysi gibiler ama Henry'nin yalanları. Kötülüğünden ona inananları, tanıdığını sananları allak bullak edecek ansızın bir role, bir kişiliğe bürünme huylarından söz etti. O her yönde akabilen, Yoluna çıkanları yalayıp yutabilen, her yarağı sızabilen, her deliği doldurabilen ruhsal bir protoplazma okyanusu olan yazar için aynı kalmak olanaksızsa en azından içtenlikten yoksun olduğumuz anları itiraf ettiğimizde gerçek oluyoruz. Ancak kimi zaman düşüncemin yarattığı bir kurmacayı gerçek duygularla zenginleştiriyorum. Kendimi tüm iyi niyetimle buluşlarıma kaptırıyorum. Henry, İçsel yazgı üzerine söylediklerimin onun tüm diretmelerini alt ettiğini söyledi. Sanki onu analizin duygu çemberine almışım. Güven, anlayış, sevgi, güç, bağımsızlık. Birisine güvenle yaslanmaktan alınan mutluluktan, kendini başka birisine teslim edebilmekten duyulan rahatlamadan söz ettim. Sevdiğiniz kişiyle bile kuramayacağınız, analizde oluşan güven bakımından coşkuyla söz ettim. Analiz nasıl da gizemli ve saklı kaynaklara başvuruyor. Analizin amacı bilgeliğin eski Çin tanımına nasıl da uyuyor. İdealizmin yıkılması olarak bilgelik. Yalanın kökeninde bizim kendimizle ilgili oluşturduğumuz ve başkalarına kabul ettirmek istediğimiz idealize edilmiş bir görüntü, hoşa giden bir görüntü vardır. Psikanalizcinin bulgularıyla bu görüntü bozulduğu zaman bir rahatlama olur. Çünkü bu görüntüye sadık olmaya çalışmak yorucu bir çabadır. Bazıları bu yetimi intihar etmek için bir neden olarak görürler. Sanatçı üzerine söyleyecek ne çok şeyim vardı. Ancak ertesi gece başlayabildim. Her saatin gizlediği, ummadığımız bir anda ve haince bizi boğuveren bir ezgi, bir mektup, bir kitap, bir giysi rengi, bir yabancının yürüyüşünden gelip bizi hırpalayan bu trajediyi nasıl yenmeli? Edebiyat yapın.'' Sözlükte yeni sözcükler arayın, tümceleri kesin biçin, bir kalıba, bir biçeme, bir biçime, bir söyleme gözyaşı dökün. Gazete makalelerini özenle kesin, güçlü yapıştırıcı kullanın, fotoğrafınızı çektirin. Herkese söylemeniz gereken her şeyi söyleyin. Alen diye sizi iyileştirdiğini söyleyin, yayıncınıza bir daha keşfettiğini söyleyin ve bir ateş çemberinde kendini yutan akrep gibi, yeniden kendi yapıtınıza dönün. Eğer Çinliler bilgeliğin ülkü yokluğu olduğunu keşfetmeselerdi bunu bu gece ben yapardım. Çalışırken umutsuzluğa kapılıyordum. John konusunda tüm sezgilerimi Henry'ye aktarmış olduğumu ve onun bundan yararlandığını fark ediyordum. Portresini yapmak için benim tüm taslaklarımı almıştı. Ellerim boş ve o bunu biliyor. Çünkü bana dolandırıcı olduğu izlenimi duyguduğunu yazıyor.'' Bana yazacak ne kalıyor? Benim ona verdiğim gerçeklerle portresini derinleştiriyor. Bana yapacak ne kalıyordu? Henry'nin gidemeyeceği yerlere, mite doğru, Jun'un düşlerine, onun fantazlarına, Jun'un şiirine gitmek. Bir kadın gibi, yalnızca kadın gibi yazmak. Düşlerle başlıyorum, onunkilerle ve benimkilerle. Bu bir romandan çok Rimbo'ya yakın, simgesel bir nitelik kazanıyor.'' Yaşam çok fazla güçleştiğinde çalışmama yöneliyorum. Yeni bölgelere doğru yüzüyorum. Cun'la ilgili yazıyorum. Henry benden olanaksızı istedi. Kitabını olduğu kadar ondaki Cun imgesini de beslemeliyim. Cun'a gitgide haksızlık yaptığı sayfaların her biri bana ulaştıkça alıntıladığının benim görüşlerim olduğunu hissediyorum. Açıkçası bir kadından bu kadarı istenmemiştir. Ben bir insanım, tanrıça değil.'' Anlayan bir kadın olduğum için her şeyi anlamam, her şeyi kabullenmem isteniyor. Bugün bir kaçış düşlemeye koyuldum. Şiir, söylence yazmak yetmiyordu. Alendi'nin öğrettiğini düşünmeye koyuldum. Fikirleri çok sayıda eylemime temel oluşturuyor bile. Dünyanın engin olduğunu, çocukluğuma uzanan bir uğursuzluğun etkisinde kalmaya, o çok gereksendiğim baba rolünü az ya da çok tümüyle ya da kısmen oynayacak herhangi bir kimseye kendimi adamaya gereksinimim olmadığını bana öğreten o. Başkalarını düşünen bir çocuk, kendini yok edecek denli, her şeyini veren bir kadın olmaya gereksinimim yok artık. Henry dün geldi. Ciddi, yorgun bir Henry. Gecelerdir uyumamıştı. Kitabına kaptırmıştı kendini. Henry bitkindi. Bu yüzden yazınsal başkaldırılarımı unuttum. Henry biraz şarap alın. Bahçede yiyeceğiz dedim. Evet ben de çalıştım. Size anlatacağım çok şey var ama bekleyebilir. Bahçede Emilia bize hizmet etti. Kardeşim de bize katıldı. Sonra gevezelik etmemiz için bizi yalnız bıraktı. Henry'nin gözleri masmavi, solgun, yoğun, saf. Kitabımla ilgili çalışırken anladım ki 3-4 yıldır Jun'la aramızda her şey ölmüştü. Geçen gelişinde birlikte yaşadığımız şey bir uzatma bir alışkanlık, bir anda kesilemeyecek bir atılımın devamından başka bir şey değildi. Tabii ki bu eşsiz bir deneyimdi. En büyük bunalım. İşte bu yüzden bu denli coşkuyla bundan söz etmek istiyorum. Ancak şimdi yazdığım Kuğun'un şarkısı. Daha sonra şunları ekledi. Bunları geçirmeliydim kuşkusuz. Ama işte bunları yaşadığımdan ötürü her şey bitti.'' Kendimi cundan daha güçlü hissediyorum. Bununla birlikte, eğer geri dönerse, her şey sanki bir tür yazgı gibi yeniden başlayabilir. Beni cundan kurtarmanızı istediğimi hissediyorum. Yeniden parçalanmak, aşağılanmak, yıkılmak istemiyorum. Onunla ilişkimi bitirmek istediğimi biliyorum. Onun geri gelmesinden ve çalışmamı bozmasından korkuyorum. Zamanınızı aldığımı ve yakınlığınızdan yararlandığımı düşünüyordum. Her zaman sizden sorunları çözmeniz, yardım etmeniz, başkalarını düşünmeniz isteniyor. Ve bu arada harika olan, herkesin yaptığından kat kat üstün olan yazdıklarınız var. Kimse bunu aldırmıyor ve kimse size yardım etmiyor. Bugünlerde yazdıklarım tümüyle hayal gücüne dayanarak yazılmış 30 sayfalık bir şiirsel düz yazı, lirik bir patlama. Bu Henry'i çok şaşırttı. Bu nakışlı bir kumaştan fazla bir şey, seçkin bir dilden başka bir şey mi diye sordu. Onun anlamamasına sıkıldım, anlatmaya koyuldum. O zaman şöyle dedi. Evet bir işaret koymalıydınız, bir uyarı yapılmadan bir tuhaflığa itiliyoruz. Bunu yüz kez okumak gerek. Henry June'la ilgili nasıl gerçekçi, nasıl dolaysız bir biçimde yazıyor. June'un içine böyle girilemeyeceğini hissediyordum. Ben de gerçek üstücü bir biçimde yazdım onun düşlerini, Jun mitosunu, onun fantazilerini aldım. Ancak söylenciler kuşkusuz anlaşılmaz, gizemli değildir. Henry bisikletle gitmeye hazırlanıyordu. Ancak alışılmış inadıyla kalmaya ve yazdıklarımın sonuna dek gitmeye karar verdi. Soyutlamalarımı anlatırken bahçede bir boydan bir boya yürüyordu. Yaşamımızın simgeselliğini görüyorum. İki düzlemde yaşıyorum. İnsansal ve şiirsel düzlemde parabolleri, alegorileri görüyorum. Gerçekçilikle ilgilendiğini ve stratosferime çıkabileceğimi ve Cunun mitosunu gözlemleyebileceğimi sanıyordum. Kişliğindeki yan özellikleri betimlemeye çalıştım. Juno'ya ilişkin tüm olaylar onun bilinçaltını kahince algılamam için gereksiz. Bu bir damıtma işlemi. Bu nakışlı bir kumaş değildi, anlamla yüklüydü. Ben konuştukça Henry coşuyordu benim tam bu yönde devam etmem gerektiğini, eşi olmayan bir iş yaptığımı, gerçek üstücü bir biçimde yazacak biri varsa onun ben olacağımı söyledi sonunda. Daha sonra bu konuya döndü. Bu gerçek üstücülük değildi. Daha derin bir amaç ve anlam, daha kararlı bir tutum vardı. Uyarı ve hazırlık düşüncesini tümden bir yana itti. Benim eşsiz bir şey yapacağımı biliyordu. İkinci okumada anlamı keşfetmişti. Pencerenin yanında duruyor ve şöyle diyordu. Klişeye nasıl dönebilirim? Cezaevine dönmek gibi bir şey bu. İnsanın büyüdüğü, genişlemesine ve derinlemesine zenginleştiği yer burası. Deneyimlerinin zenginliğini yazılarına katmaya, tüm yaşadıklarının daha derinlemesine tadına varmaya koyuldu. Alendi nesnerliği bıraktı. Henry'yi yargılamaya koyuldu. Sarhoş, çakırkeyif, kavgacı, kendinden emin, yıkıcı, katı. İçgüdülerine ve hayvansı bir canlılığa kapılmış bir Henry ile sade, konuşması neredeyse dinsel, soluk, hayal kırıklığına uğramış, duygusal, çocuksu, hassas bir Henry arasındaki karşıtlığı anlatmaya çalışıyorum ona. Tam ve şaşırtıcı bir değişim. Ancak Alendi bunun için başka bir ad, bir tıp terimi kullanıyor. Henry'nin çift kişilikli, belki bir şizofren olduğunu söylüyor. Henry'nin bir tümcesini anıyorum. Şimdiye değin, kör gibi yaşamış olmam, ne tuhaf. Sizin bu çevreden koparılmaya gereksiminiz var, diyor Alendi. Bu size uygun bir çevre değil. Beni gülümserken görmemesi için başımı eğiyorum. Yeniden Alendi'ye gittim. Analize son vermeyi ve Louisiense bizi görmeye gelmesini rica ettim. İyileştiğimden emin olmadıkça bunu yapamayacağını söyledi. Egemen olmaktan söz ettik. Güçlü ve kararlı olduğunu iyice hissediyorum. Beni yönlendiriyor. Bu yatsınmaz. Benim 30 sayfalık şiirim üzerine Henry'nin yazdığı sayfalar beni tam bir karışıklığa itti. Bana yazdıklarımın alaylı bir taklidi gibi geldiler. Ancak Henry için öyle değil. Bir yergi. Tuhaf bir dalga geçme. Niye bunu yaptı? Alaycılığın bilincinde değil. Öyle olsaydı eğer onu olduğu gibi kabul edebilirdim anlamadıklarıyla mı alay ediyor elde edemediğini ele geçirme biçimi mi bu alendi bana bunu açıklayamadı şimdi ne zaman henry'den söz açsam ciddi bir tavır takınıyor alendi simya üzerine yazmış bir astrolog oyun ve roman okuyamıyor çünkü bu loş ışıklı küçük kitaplıkta açığa çıkardığı yaşamlarla ona oranla yavan ve sıradan geliyormuş ona yaşamıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum bir gün onu sanatçıyı anlamamakla bilimsel olmakla suçladım. Bunun üzerine bana yanıldığımı söyledi. Çok sayıda sanatçının dostu olduğunu ve kız kardeşinin ressam olduğunu söyledi. Evin en üst katında onun için yapılmış bir atölyede oturuyormuş. Gerçekten bir kristal küreyi okuyacak gözleri var. Güldüğünde dişleri parlıyor. Oldukça kadınsı bir gülüş. Kendisiyle çok gurur duyuyor. Kendisine çok güveniyor. Henry June'la tüm tartışmalarının nasıl can hıraş kavgalara dönüştüğünü anlatıyor bana. Jun öyle yaralayıcı oluyormuş ki Henry umutsuzluğa kapılıp mantıksız davranıyormuş. Ancak şimdi bu müthiş kavgaların kısır, üzücü, çocuksu olduğunun kavgalardan yaralanmış, yaşayamayacak ya da çalışamayacak bir halde çıktığının farkında. Jun kör ve içgüdüsel bir biçimde her şeyi engelleme, her şeyi birbirine katma, her şeyi boşa çıkarma dehasına sahipmiş. Beni uyaran ve Jun üzerine yazmayı iten tümce yanktandı. Düşten dış dünyaya gitmek. Bugün bunu Henry'e yinelediğimde çok etkilendi. Düşlerini daha öncekilerle ve çağrışımlarla benim için not etmişti. Düşlerle ilgili söyleşimizin ortasında Henry haykırdı. Değerli bir adam olduğumu anladım ve buna inanmadığımdan neredeyse kendimi yıkacaktım. Alendi hayal gücümü ciddiye almamakla haksızlık ediyor. Benim için yazın, serüven, yaratım birer oyun değil. Onun koruyucu ve babacan tavırları beni duygulandırıyor. Yine de aynı oranda gülüp geçiyorum. Alendi gibi erkeklerin mutlak ve sınırlı içtenliği beni ilgilendirmiyor. İnsan olarak rahatlatıcı bir şey bu. Ancak Henry'nin yalanları, acı olayları, içtenlikten uzaklığı, yazınsal kaçamakları, gezintileri, deneyimleri, cesareti ve kötü şakaları denli ilginç. İyi yürekli, insancıl, sevgi dolu olabilirim. Ancak bu da az. Hayal gücümle, çift kişilikli, karmaşık, aldatıcıyım aynı zamanda. Belki de Alendi yalnızca kuşkularını yatıştırmak için konuşuyor. Hassaslığımın, saflığımın üstünde duruyor.'' Oysa ben daha derin bir içgüdünün etkisiyle enerjimi ortaya çıkaran, benden çok şey bekleyen, deneyim ya da acıyla beni zenginleştirebilecek dostlar, cesaretimden, direncimden kuşku duymayan insanlar seçiyorum. Tıpkı benim saf ya da masum olduğuma inanmayan, en duyarlı bilgeliğimi sınayan Henry ve June gibi kırılabilirliğimin bilincinde olmalarına karşın bana bir kadın gibi davranma cesaretini gösteren insanlar.'' Ekim 1932 June dün akşam geldi. Henry telefon etti. Kaygılı ve bunalmış gibiydi. June iyi bir zamanında geldi. Sakin ve mantıklı. Henry savunmasız. Sürer mi bu? June bana telefon etti. Yarın gelip beni görmek istiyor. Henry'nin çalışması ne olacak? June ona ne yapacak? Bunaldım. Güçsüz, şaşkın June yine ona acı çektirecek mi? Gezintiye çıkıyorum. Duvarları, biçitleri sarmış sarmaşık kan kırmızısı. Rüzgara karşı yürüyorum. Köpek elimi yalıyor. Cundan nasıl uzaklaştım? Henry için yaptıklarımı kıskandığında, bunu sizin için yaptım dedim. Heniden önce sizi görmek isterdim dediğinde bana da yalan söylüyor. Sonra beraberinde çılgınlıkla geldi. Anne, sizin yanınızda mutluyum diye bağırdı. Hemen ardından bana Henry'nin onu öldürdüğünü anlatmaya koyuldu. Kendisiyle ilgili tüm yazdıklarını okumuştu. Bana ihanet edene değin Henry'yi severdim ya da ona güvenirdim. Bana yalnızca başka kadınlarla ihanet etmedi. Kişiliğimi de çarpıttı. Benden farklı, zalim bir cun yaratmış. Bağlılığa, sevgiye, anlayışa öyle gereksinimim var ki. Kendimi korumak için bir yalanlar duvarı örmek zorunda kaldım. Gerçek benliğimi Henry'den korumam gerekiyordu.'' Şimdi siz bana gücümü geri veriyorsunuz. Huzurlu ve güçlüsünüz ve beni gerçekten tanıyorsunuz. Birlikte karanlık ara sokaklardan eve çıkarken acı çeken, alak bullak olmuş, korunmak isteyen bir can görüyordum. Henry'nin yeterince hayal gücü yok, yanlış yolda. Yeterince yalın değil. Beni karmaşık kılan, yaşam gücümü elimden alan, beni öldüren Henry. Edebiyatı ona işkence edebilecek onun da nefret edebileceği kurmaca bir kişiyi kattı işin içine. Çünkü ancak nefretle tahrik olarak yazabiliyor. Onun yazarlığına inanmıyorum. İnsancıl olduğu anlar var kuşkusuz. Ancak o bir yalancı, soytarı, komedyen. Acıklı olayların ardına düşen ve canavarlar yaratan kendisi. Yalınlığı yatsıyor. O bir aydın. Yalınlığı alıyor, arıyor ve bulur bulmaz da onu çarpıtmaya. Canavarlar, acılar, ve benzeri şeylerle yaratmaya koyuluyor. Tüm bunlar yanlış, sapına kadar yanlış. Alak bullak olmuştum. Yeni bir gerçeği görüyordum. Çok büyük bir labirent görüyordum. Hem yanılgı içindeyim, hem de tuhaf bir biçimde bilincim yerinde. Cunla Henry arasında değil de açıkça algıladığım iki gerçeğin arasında gidip geliyorum. İçinde yaşayan edebiyat canavarının tümüyle bilincimde olmama karşın Henry'ye o insancıl varlığa inanıyorum yıkıcı gücünün bilincinde olmama karşın Cuna inanıyorum. Kişiliğiyle ilgili Henry'nin sunduğu yoruma inanmamdan korktuğunu söyledi önce. Paris'ten çok Londra'da inmek ve orada onunla buluşmamı istermiş. Gözlerimi görür görmez bana olan güvenini yeniden bulmuş. Henry'nin bana güvendiği gibi. İkisinin de güvenime gereksinimi var. Henry'yi korumak için tüm kurduklarımı bir darbede yıkıverdi. Hiçbir şeyi başarmış değilsiniz.'' Henry önce anlarmış gibi yapar, sonra çark eder ve yakıp yıkar. Henry bana karşı daha insancıl. June daha içten değil miydi? İkisinin de kişiliğine katılan ben, onların yapaylığını yıkamayacak, gerçek özlerine ulaşamayacak mıyım? June'un Henry ve Jean için çalıştığı sıralarda bir gün yorgunluk ve baş kaldırıyla öfkelenip "İkiniz de beni sevdiğinizi söylüyorsunuz ama benim için hiçbir şey yapmıyorsunuz." diye haykırdığını Henry'nin notlarında okuduğumda büyük bir acıma duyduğumu anımsıyorum. June daha ılımlı. Artık histerik ve serseri değil. Onda böyle bir değişikliğin olduğunu bugün anladım. Sağduyusu, insancıl tavrı, Henry'nin istediği buydu. Şimdi birlikte konuşabilirler. Belki de Henry onu daha iyi anlayacaktır. Eve gelirken girişin önündeki ilk gördüğümde onu bir projektör gibi aydınlatan lambaya takılıyoruz ve bilinçle birbirimize bakıyoruz. Henry'yi ve beni daha iyi anlamasını sağlayan neydi? Bilincin yok edemediği aramızdaki bu ateş nedir? Kendileri ve birbirleri için daha anlaşılır oldular. Ya ben? Belki de onların açtığı çılgınlık bana bulaştı. Belki de onların açmazları, yalanları, karmaşıklıkları bana miras kaldı. Henry'yi kendine olan güveninden yoksun kılacak mı? Onun kitabını yıkmaya çalışıyor. Onu bir kez daha yoksun kırık bırakacak mı? Jack Kahane para ödeyerek kitabını yayınlamasında Henry'e yardımcı olmamı kesinlikle yasaklıyor. Siz bana yaşam veriyorsunuz. Henry'nin benden aldıklarını bana geri veriyorsunuz dedi. El ele tutuşuyoruz ve onu sevgi sözcükleriyle yanıtlarken Henry'yi nasıl kurtaracağımı düşünüyorum. Yalan söyleyen hangisi? İnsan olan hangisi? En akıllısı hangisi? En güçlüsü hangisi? En az bencil olanı hangisi? en bağlı olanı. Ya da acaba tüm bu ögeler her birimizde birbirine mi karışıyor? Kendimi tümüyle insancıl hissediyorum. Çünkü iç sıkıntım onların ikisini de korumak istiyor. Benden yaşta daha büyük olan Jun bundan böyle bana hoca gibi görünüyor. Kendisini manuel olacak. Benim yakınlığımda kendine sığınak arayacakmış. Sonra Henry'nin bir mektubu. Anayiz, sizin sayenizde bu kez ezilmedim. Size yalvarırım bana olan inancınızı yitirmeyin. Junla geçirdiğim ilk iki geceye ilişkin size söylemek istediklerimi yazıya dökmekten nefret ediyorum. Ancak görüştüğümüzde ve size bunu anlattığımda kesinlikle içten olduğumu anlayacaksınız. Öte yandan tuhaf şey onunla kavga etmiyorum. Sanki sabır, anlayış, içtenlik konusunda başarıya ulaşmıştım. Jun en iyi gününde bana geldi ve eğer gereksinseydim her zamankinden çok daha fazla umut olabilirdi. Ancak tüm bunların artık çok olduğunu görüyorum. Ben yolumu kaybettim. Ve şimdi kuşkusuz bir süre için hüzünlü ve güzel bir yalanı yaşamalıyım onunla. Ve belki de şimdiye dek gördüğünüzden çok daha fazlasını göreceksiniz. Doğrusu da bu. Herkes bende kendisinin el değmemiş bir görüntüsünü, potansiyel benliğini buldu. Henry olabileceği o ünlü adamı Jun olağanüstü bir kişiyi görüyor bende. Herkes bendeki kendi görüntüsüne bağlanıyor. Ben de yaşamı ve gücü arıyorlar. Temelde güçsüz olan Jun gücünü ancak yıkarak kanıtlayabiliyor. Beni tanıyıncaya dek Henry gücünü ancak Jun'a saldırarak kanıtlıyordu. Onu gülünçleştiriyordu. O da Henry'yi koruyarak onun gücünü yok ediyordu. Karşılıklı birbirlerini yutuyorlardı. Birbirlerini yıkmayı başarınca da ağlıyorlar. Jun, Henry'nin bir Dostoyevski olmasını istiyor. Ancak bunun gerçekleşmemesi için elinden geleni yapıyordu. Gerçekte Henry'nin övgüler düzmesini ve kendisini hayran olacak birisi gibi anlatmasını istiyordu. Yalnızca bu açıdan kitabı başarısız buluyor. Cun'un yüceliğini göstermiyor. Şiirsel bir biçimde anlatılmamış olmaktan yakındığını sanırken görüyorum ki şiirsel düz yazımda onu anlattığım betimleme üzerine de söyleyecek şeyler buluyor. Etkisine ve güzelliğine önem vermiyor ve portrenin doğru olmadığını ileri sürüyor. Cuna bir yazarın portreci olmadığını söylemek istemedim. Ama böylece kendiyle ilgili başka kimseninkine uymayan bir imge oluşturduğunu ve hiçbir kitabı nesnellikle değerlendiremeyeceğini görebildim. June Henry'e başarısız bir yazar bir çocuk ve kadına bağımlı olduğunu söylemişti kadınsız yapamayacağını içki içiyorduk bana göre henry'nin büyük bir yazar olduğunu söyledim haydi ona büyük olduğunuzu söyleyelim anais beni ona inandırıyorsunuz siz inanmak istiyorsunuz eğer ona olan inancınızı yitirseydiniz sizi ne yaşatırdı siz ama beni severken yaptığınız tek şey kendinizi sevmek biz kardeşiz Henry'e inanıyorsunuz değil mi evet tabi. O zaman iyi olmalı, bunu hak etmeli. Onları birbirlerinin kollarına atıyorum. Ben taraf tutmayan bir ilhan perisiyim. Cuğun üzüntüyle, aneyiz, önceleri sizin gibiydim. İçmeye gereksinim duymuyordum. Zaten uyarılmış haldeydim. Ancak şimdi sarhoş ve uyuşmuş olunca sizi görmek istiyorum. Sarhoş olmak istiyorum. Çünkü beni utandırıyorsunuz ve beni affedeceğinizi bilerek aklıma geleni söyleme özgürlüğüne sahip olduğumu bilmek istiyorum. Anais, sizin deneyime gereksiniminiz yok. Siz bilgin doğmuşsunuz. Yürümeyi öğrenen bir çocuk gibi. Şimdi deneyimler arasında sendeleye sendeleye ilerlemenizi görmek istemiyorum. En aşağılık, en iğrenç şeyleri yaptım. Ama bunları görkemli bir biçimde yaptım. Onları geride bıraktığımı, şimdi saf ve masum olduğumu hissediyorum. İnanıyor musunuz buna? Ben de öyle yapardım. Sizin Henry ile sizin düzeyinizi yakalamak için deneyim istiyorum. Anlayışımın düzeyinde olmak istiyorum. Sizi düş kırıklığına uğratmak, size saygısızlık etmek istemiyorum. Ama gereksendiğim her şeye sahipsiniz, olaylara, gerçeğe gerek duymadan anlayış gösteriyorsunuz. Soru sormuyorsunuz, Henry gibi. Sezgi gücünüz var. Yaptıklarımın ne önemi var? Önemli olan benim. Doğru. Önemli olan Cun'un özü. İşte Henry'nin yakalayamadığı da bu. Henry çok düz. Henry ve ben kahvede bir masadayız. Henry içini döküyor. "Jun şimdi benim için bir yabancı. İlk iki gece hiçbir tutku hissetmedim. Bedenine bile artık alışamıyorum." Jun'un dönüşüyle ilgili yazdığı son sayfaları okuyorum. Hiçbir duygu yok bu sayfalarda. Onun duygularını tüketmiş, fazlasıyla oynamış duygularıyla. Sonra bunlar gözümde tüm gerçekliğini yitiriyor. Bu bana öyle geliyor ki üçümüzün arasında en içten olanımız Henry. June'un canımı sıkıp sıkmadığını soruyor. Onun çok konuştuğunu düşünüyor. Arada sırada susmasını, okumasını istermiş. June'u taksiye bindirirken bana bir çocuk gibi bakıyor. Uzaklaşırken camın arkasından belli belirsiz yüzünü görüyorum. Acı çeken, susamış, aşka kuşkuyla bakan, ürkek, gizemliliğin verdiği gücü korumak için Umutsuzca savaşan bir yüz. Çok gergin. Her hareketi, dikkati, aşkı çekmek için tasarlanmış. Her birinde azgın bir tekillik var. Gerilim, bunalımlar, nefretler, çatışmalar, kıskançlıklar yarattığı zaman acıklı bir biçimde yaşadığını sanıyor. Kendisi yokken Henry'nin yaşamadığını sanıyor. Havayı ısıtması gerek. Bu durumlarda değilse eğer Henry'nin ölü olduğunu sanıyor. Öylesine güzel bazen bilgece, bazen boş ve sıkıcı, benimle üç saat boyunca konuşan Jun, baş döndürücü, esriklik anlarında başka bir şeye inanmayan, savaştan, tutkudan başka bir şeye inanmayan Henry yüzünden benliği sıkıntılı. Sonra benden ayrıldığında çarpıtılan görüntüsüyle savaşıyor. Henry ile konuşurken tetikte. Her seferinde açıklıkla konuşmaya başlıyoruz ve sonra kendini aklı karma karışık bir halde buluyor. Bana şöyle dedi. Siz de kendimi görüyorum. Tıpkı Henry ile karşılaşmadan önceki gibi. Erkeksilikle mutlak kadınsılığın şu tuhaf karışımına sahipsiniz. Şöyle diyorum. Yanılıyorsunuz Cun. Bir kadın yaratma, düş kurma ya da yaşamda etkin bir rol oynama yeteneğine sahip olur olmaz erkeksilikten söz edilir. Alendi bunu böyle adlandırmıyor.'' Siz etkinsiniz Henry Edilgen. Henry, Jun'a benim doğruluğa olan tutkumdan, sakinliğinden söz etmişti. Jun, Henry bunu hiçbir zaman istemedi. Yine de bunu ona vermek istedim diyor. Yağmur yağıyordu ve taksinin camlarından süzülüyordu. Jun'un solgun yüzü boğulmakta olan bir kadının yüzünü andırıyordu. Onu öyle acıyordum ki. Onu nasıl kurtarmalı? birbirleriyle ilgili oluşturdukları imgelerin çatışmasından acı duyuyorum. Her biri ötekini çarpık görüyor. Bu da birbirlerini gördükleri gibi beni de yanlış bir biçimde görüp görmediklerini merak etmeme yol açıyor. Birbirlerini çarpıtmadan görmelerini, yeniden birbirlerini sevmelerini sağlayıp sağlayamayacağımı merak ediyorum. Cunu gücünü yeniden elde etmeye çalışırken görüyorum. Henry'nin kitaplarını yayınlatmak istiyor.'' bizim tasarımızı onaylamıyor. Henry'nin öğütlerine uymamasından yakınıyor. Beni gerçekten bunaltmış dört kişi var yalnızca. Henry, Jean, siz ve tanımadığınız başka bir kişi daha. Bu başkası Henry'nin kuşkulandığı sevgili. Henry'nin Paris'e gelmesini sağlayan adam mı? Henry'nin yeniden koruyucu tavıra bürünmesine çok şaşırdım. Onun gözünde June şimdi ruh hastası bir çocuk. Henry'nin pornografiden başka bir şey yazamayan birisi gibi görülmekten acı çektiğini Cundan duymak beni çok şaşırttı. Bu yüzden mi Lawrence'ın kitabıyla bu denli ilgili Cun'u bir kurmacaya feda ettiğinin, yaratmak için gereksindiği bir insan gibi ondan yararlandığının acımasız bir kadın yarattı. Çünkü yaratmak için acıya ve şiddete gereksinimi vardı. Ya da bir kadının kurbanı olmaktan zevk alıyordu belki de, bilmiyorum. Gerçek olduğunu söylüyorum ona kötülüğün onu büyülediğini, yine de Cun'u kendisininki kadar özgür bir yaşamı olmasından ötürü cezalandırdığını söylüyor. Bir yazar olmaktan, kendi portremi yapmaktan önem verdiğim bir kişinin portresi olarak değil de yazılı bir belge olarak kendi yapıtım için kaygılanmaktan nasıl da mutluyum. Üst üste binen izlenimler. Henry'nin muzip yüzü, çok yönlü kişiliğinden çıkan kısa bir şimşek. Onun ardında ciddi, onu mahkum eden bir doktor Alendi'yi seçiyorum. Sonra taksi camının gerisinde yiten Cun'un yüzü ve herkes kafamı karıştırmaya geliyor. Henry şöyle yazıyor. Çünkü ben bir canavarım. Anlıyor musunuz? Bir canavar. Gerekli bir canavar. Tanrısal bir canavar. Bir kahraman. Bir fatih. Kutsal bir yıkıcı. Ölü uyumlarının yıkıcısı. Yaşayan uyumların kurucusu. Önemli olan tutkuların ortaya çıkmasına izin vermek. Dram her şeydir. Nedeni hiçbir şeydir. Elif Hure, kahraman sanatçıdır. Henry ilk kez içsel yaşamının üzerine keskin bir dikkatle eğildi. Alendi'nin bilgeliği benim ilerleme, kendimi dağıtma isteğimi engelleyecek mi? Yoksa cehennemi geçmeme yardımcı olacak mı? Henry, Prost ve Joyce ile ilgili yazı yazıyor. Beni araştırmaya yolluyor benden işe koyulmamı ona yardım etmemi ve onu eleştirmemi istiyor. June onu rahatsız ediyor ve birden ben de onun rahatsız edici olduğunu fark ediyorum. Henry bağırıyor. June New York'a bir dönse özgürlüğe gereksinimim var.